Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Ben bu videoda Matrix 4'ün sahne okumalarına bir giriş yapmak istiyorum. Filmi beğenelim ya da beğenmeyelim bu fark etmez bence. Herkesin şunu kabul ve takdir etmesi gerekiyor. Bu filmin patronu Lena Wachowski. Bu filmde dikkat ederseniz Matrix 4 adındaki oyun üzerine oyun şirketinde Neo'nun çalıştığı, orada yapılan beyin fırtınası aslında Lena Wachowski'nin Matrix 4'ü nasıl tasarladığını anlatıyor. Burada karakter üzerinden konuşan kişi Lena aslında. O burada özet olarak diyor ki, bazıları gibi ben de birinci filmi sevmedim. Açıkçası müfredat gerektiren her şeye karşı sıfır toleransım var. He didn't love the first one, like some of you. And frankly, I've got zero tolerance for anything that requires a syllabus and a highlighter. Bu cümleler çok önemli bence. İşte bunlar, onun bu sözleri, onun yeni filmi, bu seyredeceğimiz yeni filmi nasıl tasarladığını gösteriyor. Ne görüyorsanız o aslında. Ben çok fazla derinlik istemiyorum diyor. Müfredat gerektiren her şeye sıfır toleransım var demenin anlamı bu. Beyin yakıcı olaylara, varoluş felsefesine örneğin çok fazla girmek istemiyorum diyor. Hiç girmemiş demiyorum dikkat ederseniz. Zaten az sonra göreceksiniz ben anlatırken detayları. Evet, bu yönetmenin bir tercihi. Ben böyle tercih ediyorum diyor açık açık. Ama bu seyrettiğimiz onun hayali ve onun Matrix'i. Onun hayalini beğenenler olduğu gibi, onu paylaşanlar olduğu gibi, benim gibi çok beğenmeyenler ve çok katılmayanlar da olacaktır. Şimdi tüm bu teorik konuşmaları bir tarafa bırakıyorum ve pratiğe geçiyorum. Sahne anlatımlarına başlıyorum. Bu arada bu sahneleri anlatırken bu videoyu seyreden senin önceki Matrix'leri seyrettiğini ve senin Matrix evrenini genel olarak bildiğini kabul edeceğim. Böyle konuşacağım. Aksi durumda her şeyi açıklamaya çalışırsam işin içinden çıkamayız. Video çok uzar ve sıkıcı olur. Yeni Matrix'in şahsen benim en çok sevdiğim ve en çok beğendiğim, belki de tek beğendiğim karakteri Bax. Bax burada filmin başında muhtemelen daha sonra göreceğimiz o geminin içerisinden Matrix'e bağlanarak Matrix'e sızıyor. Ona daha önce ulaşanlar olduğu gibi o da başkalarına ulaşmaya çalışıyor. Ama onun peşinde olduğu bir şey daha var. O Neo'yu da arıyor aynı zamanda. Onun ölmediğini düşünüyor. Bunun nedeni daha sonra Neo'nun terapistinden duyacağımız o intihar anına şahitlik ettiği sırada onunla göz göze gelmesi. O sahneyi ayrıca konuşacağız. Şimdi geçiyorum. Bax burada filmin başlarında eski Matrix kodlarıyla yapılmış ve Neo'nun tasarladığı ama onun kimin tasarladığını bilmediği bir simülasyon fark ediyor ve onu hackliyor. Weird. It's some kind of modal. Looks like old code. It feels really familiar. Sonra da onun içerisine sızıyor. Filmin başında yaşananlar bu. Peki neden buraya sızıyor? Biraz önce söylediğim üzere bu eski kodlar onun dikkatini çekiyor. Çok tanıdık geliyor bunlar. Burada tuhaf bir şeyler var diyor. Yeni bir şeyler tasarlayan birisi neden eski kodları kullansın ki diye soruyorlar. Something is happening here. Something important. Why use old code to mirror something new? I don't know. Bax'ın içerisine sızdığı bu simülasyon, filmin başında gördüğümüz simülasyon Neo'nun tasarımı. Onun bilinci her ne kadar Matrix tarafından bir başka simülasyona hapsedilse de bilinçaltı yok olmuyor. Baskı altını alınabiliyor ama yok olmuyor. Onun daha önce yaşadıkları ve bizim 3 film boyunca seyrettiğimiz her şey 99 yılında tasarlamış olduğu ve ödül kazandığı bir oyun olarak aktarılıyor onun zihnine. Burası filmin en güzel taraflarından birisiydi bence. Her neyse, Bax ve muhtemelen herkes Neo ve Trinity'nin efsanesini ya da hikayesini biliyor. Look, we know what happens next. She kicks their ass. Burada bu simülasyonda Bax'ın içerisine sızdığı ve ne olduğunu tam olarak bilmediği bu simülasyonun içerisinde işte burada yaşananlar neredeyse onların bildiği gibi aynı yine devam ederken gerçek hikayede olmayan bir şey yaşanıyor. Bax burada olayı daha net kavruyor. Belki de bu sandığımız hikaye değil diyor. If that's supposed to be Trinity, that's not what happens. Maybe this isn't the story we think it is. Bugs, you have to get out of here. Peki bu modülün tasarımcısı Neo'ysa ki gerçekten öyle, neden o orijinal hikayeyi olduğu gibi aktarmıyor? Neden değiştiriyor bunları? Cevabı basit. Çünkü Neo eski Matrix kodlarıyla oluşturduğu bu simülasyonu hatırladığı üzere tasarlıyor.
Zaten Neo her şeyi yaşandığı gibi hatırlayabilse burada ortada sorun kalmayacak. Neo'nun burada eski Matrix kodlarını kullandığını gören arkadaşı, güya arkadaşı Q'dun nasıl tepki verdiğine dikkat edin. Problem mi? You lost something. O zaten daha sonra öğreneceğimiz üzere onu kontrol etmek için oraya eklenmiş yeni nesil bir ajan. Burada Neo'ya nasıl bakıyor görüyor musunuz? Is this old Matrix code? A little modal experiment. Bu aslında Neo'nun kontrol dışına çıktığı bir an ve Matrix bunu yakalıyor. Daha sonra da zaten bu simülasyonun silindiğini göreceğiz. Matrix buna izin vermiyor. Şimdi gelelim Morpheus'un serbest bırakılması olayına. Ajanlar burada Bugs'ı kapana kıstırıyorlar. Çok fena kıstırıyorlar hem de. Ama onu buradan bu zor durumdan kurtaran kişi yine bir ajan. Peki bu nasıl olur? Aslında bunların hepsi Neo'nun bilinçaltının yaptığı dokunuşlar. Neo daha sonra kendisinin de inkar etmeyeceği üzere eski Matrix kodlarını kullanarak yaptığı bu modülün içerisine Bugs'ın sızmasına bilerek izin veriyor. Are you the one that hacked my modal? Yeah. I know why you left your modal open. Bugs bunu anlayabilecek kadar zeki birisi. Neo kısa bir süre de olsa Matrix'ten bile gizlemeyi başardı ve eski kodları kullanarak oluşturduğu modülün içerisine ilk olarak Morpheus'u gizlemiş. Onu ajanların arasına gizlemesi bence inanılmaz zekice bir hamleydi. Ayrıca Morpheus'un, daha doğrusu Morpheus olarak tasarladığı Morpheus'a dönüşecek ajanın bulması için de içerisinde kimsenin bulunmadığı bir anahtarcı dükkanı tasarlıyor. How'd you find it? No one was ever in the key shop. So I started looking. Well, you liked what you found. Diğer ajanlar bu dükkanı bulamıyorlar çünkü onların bir arayışı yok. The other agents don't know about this room. Sonradan Morpheus'a dönüşecek bu ajan da bir arayış içerisinde. O da Neo'yu arıyor. For the first time I felt real purpose. And I have to find Neo. Neo zaten bir üst simülasyonda ve bu simülasyonun içerisinde değil. Az önce de söylediğim üzere Neo bilinçaltı yönlendirmeleri sayesinde tasarladığı bu modülün içerisine bir de kendisini arayan bir program ekliyor. Ama şunu kaçırmayın lütfen. Neo her ne kadar bulunduğu gerçekliği sorgulama noktasında bir travma yaşasa da terapisti onun zihnini baskı altında tutmayı başarıyor. Yeni yeni yollar buluyor, yeni yeni yollar keşfediyor bunun için. Neo işte bu yüzden modülün içerisinde kendi oluşturduğu bir program olan bir ajanla gerçek dünyada güya karşılaştığı zaman şok geçiriyor. İşte bu nedenle Neo eski Matrix kodlarını kullanarak tasarladığı o oyunun içerisinde bir açık kapı bırakırken ve Morpheus'u da tasarlarken bunları bilinçaltı yönlendirmeleri sayesinde yapıyor. Bunları neden yaptığını da tam olarak bilmiyor. Ne yapması gerektiğini biliyor ve bunları yapıyor. Üstelik Neo'nun tasarladığı o modülün içerisinde Morpheus'a gönderdiği işaretler sadece bu anahtarcı dükkanı değil. Neo ajanın aynasına, hatta oturduğu kafenin camına sürekli dikkat ederseniz şurada görebilirsiniz eski kodları gönderiyor. Tüm bunları gördükten sonra bu ajan şu gerçekliğe ulaşıyor. Suddenly I understood. This is not the real world. Neo'ya dikkat ederseniz daha sonra oyundaki ajanın oturduğu yerde otururken görüyoruz. Hem de tam aynı açıyla seyrediyoruz bunu. İşte tüm bunlar şunu gösteriyor. Neo gerçeği arama çabasını bilinçaltı düzeyde oyundaki ajana aktarmış. Modülün dışarıdan hacklenmesine izin verirken birisinin kendisine ulaşmasını umuyor. Aynen oyundaki ajana kendisinin ulaştığı gibi. Ama onun tasarladığı oyunun içerisindeki ajan hiçbir zaman Thomas Anderson'a ulaşamayacak. Çünkü modülü tasarlayan Thomas Anderson modülün içerisinde değil. This is his apartment. You mean Thomas Anderson's? I searched everywhere. He doesn't exist. Neo gerçek olduğunu düşündüğü dünyanın içerisinde ne kadar beklese de ne kadar umsa da hiç kimsenin kendisine ulaşmadığını gördükten sonra gözünden hafifçe bir yaş süzülüyor. İşte buradaki gözyaşının anlamı bu. Neo kendisini çaresiz hissediyor.
Neo'nun tasarımına dönersek, Bugs burada dikkat ederseniz gerçek hikayeye bir giriş yapıyor. O uzun zaman önce Thomas olmayı bıraktı, onu bulamazsın ki diyor. I searched everywhere, he doesn't exist. He stopped being Thomas a long time ago, but... Ve ilk kez burada Thomas'ı Neo olarak telaffuz ediyor. Maybe you know him by his real name. Neo. Peki ajanın burada Neo adını daha önceden duyduğunu anlamamız neyi gösteriyor? You do. Oh, okay. Şunu gösteriyor. Ajanın programcısının yani Neo'nun bastırılmış bilinç altında kim olduğunu hatırladığını gösteriyor. Şimdi geliyoruz Bugs'ın ve daha sonra terapistin bahsettiği intihar sahnesine ve bunun anlamına. Bugs'ın burada Neo'yu gördüğü bu sahneye dikkat ederseniz o önce yukarıda kel birisini görüyor. Bu kısa bir süre bize gösteriliyor. Bu görünümü daha sonra çok kısa bir anda olsa Neo ödül alırken de görüyoruz. Bu oyun tasarımcısı Thomas'a ödül verilen bir sahne. Neo'nun bu kel görünüşüne daha sonra Smith'in de gönderme yaptığını duyacağız. The code update really blew my mind. I still don't know how he did it. He was a bumbling nerd. Aslında bu sahnenin tamamında Bugs Neo'yu o kel adam olarak görüyor. Çünkü onun fiziksel görünümü böyle. Yakın plana geçildiği zaman gördüğümüz uzun saçlı Neo bizim algımız. Neo'nun buradaki güya intihar girişimi terapist için yani analist için bir kırılma anıydı. Neo en başta analist tarafından o kel adam olarak tasarlanıyor ve bir süre onun zihni baskı altında tutuluyor. Ancak Neo boşluğa doğru adım atıyor ve orada yürüyebileceğini düşünüyor. Terapist burada onun intihara meyilli olduğunu söyleyerek olayı geçiştiriyor ama daha sonra Neo'nun orada gerçekten de yürümeyi başardığını öğreneceğiz. When we started working together, you had lost your capacity to discern reality from fiction. You came to me after trying to jump off a building. You said you wanted to fly away. Just a second before you leapt. And you never fell. Ama kendisi bunu tabii ki hatırlamıyor. Bu olay sonrasında zihni resetlenmiş. İşte bu andan sonra onun birkaç kez yansımasını gördüğümüz yaşlı ama saçlı hali devreye giriyor. Özet olarak söylemek gerekirse Neo'nun o kel hali onun çatıda yürüdüğü ana kadar olan görünüşüydü. Daha sonraki yaşlı hali de onun intihar denemesi sonrası güya terapistin söylediğine göre ondan sonra yaşanan o resetlemeden sonra Matrix'teki insanların gördüğü hali. Bizse onu uzun saçlı ve sakallı haliyle görüyoruz. Şimdi Neo'nun patronuyla yani Smith'le olan görüşmesine ve bununla bağlantılı olarak onun terapistiyle yaptığı birinci görüşmesine gelebiliriz. Oblivious. Ama ben burada anlatımı keserek sana şu soruyu sormak istiyorum. Henüz filmin başındayız. Konuşacak çok fazla detay var. Eğer bu anlatımı ve anlatım tarzını yararlı buluyorsan lütfen yorumlarda bunu bana ilet. Ben de devam edip etmeme noktasında bir karar vereyim. Aksi takdirde başka bir modüle yani başka bir filme geçiş yapabilirim. Kendine iyi bak.